Evren Koleji Uzaktan Eğitim Sistemi'ne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki dersimizde yamuk konusunu işlemiştik ve ikizkenar yamukta kalmıştık. Bugün ikizkenar yamuktan devam edeceğiz. İkizkenar yamuk demek ne? Arkadaşlar, bir yamuğun ikizkenar olabilmesi için yamuğun paralel olmayan kenarlarının birbirine eşit olması lazım. Şimdi AD kenarı ile CB kenarı birbirine paralel değildi. Bu kenar uzunlukları birbirine eşit ise biz bu yamuğa ikizkenar yamuk deriz. Dolayısıyla buradaki A açısı ile B açısı birbirine eşit olur. Şimdi A açısı ile B açısı birbirine eşit olduğu için buradaki D açısıyla da C açısı birbirine eşit olur arkadaşlar. Zaten bildiğimiz gibi A'ya alt taban, C'ye üst taban diyorduk. Yani alt taban ve üst taban birbirine paraleldi. Biz bunu yamuk konusunda görmüştük. Şimdi örneğimize bakacak olursak arkadaşlar, ne demiş soruda bize? ABCD ikizkenar yamukmuş. İkizkenar yamukta en temel özellik ne? Bakın, B açısı kaç derece verilmiş? 70 derece verilmiş. Dolayısıyla A açısı da kaç derecedir arkadaşlar? 70 derecedir. D, A, B bir üçgen. Üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceydi. O zaman içerideki açıları toplarsam 70 artı 30 artı x eşittir 180'den. 100 artı x eşittir 180'den. X'imiz ne geldi arkadaşlar? 80 derece geldi. Bir sonraki sorumuza geçelim. ABCD ikizkenar yamukmuş. DC AB'ye paralelmiş. BD AD'ye dik, dikliği göstermiş arkadaşlar. BD açıortay 8 8 vermiş. Şimdi açıortayı gördüğümüzde yapmamız gereken ilk şey harflendirme yapmak. DC kenarı AB'ye paralel. Burası 2A ise arkadaşlar, bu bir ikizkenar yamuk. Burası 2A olduğu için ikizkenar yamukta taban açıları birbirine eşittir. Burası 2A mıdır? Evet. D A, B bir üçgen. Üçgenin iç açıları toplamı kaç dereceydi? 180. O zaman içeride kalan açıları toplayalım. Bir açısı 90. Diğer açısı 2A. Diğer açısı da A. Toplarsam 180'i eşitledim. 3A buradan 90 geldi. A'mızı buradan ne bulduk arkadaşlar? 30 bulduk. Bulduğumuz A'yı soruda yerleştirelim. Yani buradaki açı kaç dereceymiş? 30 dereceymiş. 2A 60 derece olur. Ben burada 30, 60, 90 üçgenini elde ettim. 30, 60, 90 üçgenin özelliğinden bakın, 30'un gördüğü 8 ise 90'ın gördüğü neydi arkadaşlar? Neydi? 30'un gördüğün 2 katıydı, 16'ydı. 60'ın gördüğü de 8'in kök 3 katına eşittir. Peki başka ne biliyorum arkadaşlar? Ben çevreyi bulmak istiyorum. Dolayısıyla benim DC uzunluğuna da ihtiyacım var. Bu bir yamuk. Yamukta DC ile AB birbirine paralel. Bakın şu an ne çiziyorum? Z harfi çizdim. Z kuralını uygulayacağım. Z'nin içinde kalan açılardan biri 30 ise diğeri kaç? 30. Burası da A'dan 30 geldi. 30 30. Yani nasıl bir üçgen? İkizkenar üçgen. 30'un gördüğü 8 ise 30'un gördüğü 8 olur. Çevre demek bütün kenar uzunluklarını toplamak anlamına geliyordu arkadaşlar. Şimdi yamukta bütün kenar uzunluklarını toplarsam 8 artı 8 artı 16 artı 8 geldi. Yani 16 artı 16 artı 8'den ne geldi arkadaşlar? Çevremiz 40 geldi. Gelelim ikizkenar yamuğun özelliğine. Bakın bu özelliğe yıldız koyacağım. Çok önemlidir. İkizkenar yamukta bu özellik çok sık kullanılır. Şimdi bu özellik ne diyor bana? D'den bir dikme, yani yükseklik indirdim. C köşesinden de yükseklik çektim. Bakın burada ne elde ettim? Bir dikdörtgen elde ettim. Yani burası C ise burası nedir? C'dir arkadaşlar. İkizkenar yamuk olduğu için AK uzunluğu ile de HB uzunluğu birbirine eşit olur. Yani kuralı A eksi C bölü 2 diye ezberlemenize gerek yok. Gelelim bu sorumuza arkadaşlar. Bu bir ikizkenar yamukmuş. 45 dereceyi vermiş.
Bir önceki videolarımızda söylemiştik, 45 derece bizim için özel bir açı. 45'i gördüğümde 45-45-90 üçgeni olsun isterim. O yüzden bir dikme çektim. Buradan da bir dikme çektim. Buralar kaç derece arkadaşlar? 90 derece. Burası 45 derece. 45-45-90 üçgenin özelliğini hemen şurada yanda hatırlayalım. Şimdi elimde bir üçgen varsa, bu üçgen 45-45-90 üçgeni ise, 45'lerin gördüğü K ise 90'ın gördüğü K kök 2'dir. Dolayısıyla 90 6 kök 2 görüyorsa 45'ler kimi görmeli? 6'yı görmeli. Burası 6 ise burası kaç yaptı arkadaşlar? 6 yaptı. İkizkenar üçgenden burası zaten 45'ti. 45'in gördüğü 6 ise burası da 45'tir. 45'in gördüğü 6'dır. 6'ya 6 ekledim. Kaç yaptı? 12 yaptı. Dolayısıyla burası ne yaptı? 4 yaptı. Burası 4 ise x de nedir arkadaşlar? 4'tür. ABCD ikizkenar yamukmuş. DCAB'ye paralel. Paralelliği gösterdik arkadaşlar. ADDB'ye dik. Onu vermiş, 6'yı vermiş. Şimdi ikizkenar yamukta ne yapıyoruz arkadaşlar? İkizkenar yamukta genellikle köşelerden tabana dikme indirilir. Ben buradan dikme indirdim. Buradan da dikme indirdim arkadaşlar. Şimdi ikizkenar yamukta dikme indirdiğimde burada bir dikdörtgen oluşuyordu. Burası 6 ise şu an çizdiğim yer kaç birimdir? 6 birimdir. Uzunluğun tamamı 10 birimdi. 10'dan 6'yı çıkarırsam ne kaldı arkadaşlar? 4 kaldı. İkizkenar yamukta şu uzunluk ile şu uzunluk birbirine eşitti. 4'ü iki parçaya ayırdım. Buralara ne kaldı? 2 birim kaldı. Ben neyi bulmak istiyorum arkadaşlar? Ben x'i bulmak istiyorum. Geçen yıl derslerden gördüğünüz bir özelliğimiz var. Özelliğimizin adı Öklit bağıntısı arkadaşlar. Öklit bağıntısını her öğrencinin bilmesi gerekir. Çünkü geometride çok temel bir özelliktir. Şimdi bir üçgende Öklit bağıntısının kullanılabilmesi için verilen üçgenin dik üçgen olması lazım. Ve dik üçgenin tam 90 derece olan açısından tabanı dikme indirmem lazım. Yani bir üçgende 90'dan dikme inmişse bu soruda Öklit bağıntısı kullanılır arkadaşlar. Bakın ismini de yazalım. Öklit bağıntısı. Buraya A dedim. Buraya B dedim. Buraya C dedim. İsim verelim. H, P, K. Buraya da A dedim. Şuraya da B diyelim. Şimdi Öklit'in birinci özelliğinden arkadaşlar. 90'dan inen dikmenin uzunluğu yani H. H'ın karesi eşittir. P çarpı K. 90'ın ayırdığı kenar uzunlukların çarpımına. Bunu öğrenciler hamburgerin karesi eşittir patates kızartması diye de kodlayabiliyorlar. Dileyen öyle de kodlayabilir. İkinci özelliğimiz de bakın dik kenarlardan herhangi birinin karesi, ben A'yı alacağım burada. A'nın karesi eşittir kime? B'den dikmeye kadar olan kısım kim o? P çarpı B'den tamamına kadar olan kısma. P artı K'ya eşittir. Şimdi bu soru için ben x'i bulmak istiyorsam ikinci özelliği kullanabilir miyim? Kullanabilirim. Dolayısıyla x kare eşittir. Bakın dikmeye kadar olan kısım kaç birim? 2 birim. Çarpı tamamı kaç birimdi? Soruda zaten bana vermişti. 10 birimdi arkadaşlar. 2 ile 10'u çarptım. 20. X kare 20. X o zaman kök 20. Kök 20 de ne diye çıkar? 2 kök 5 diye çıkar arkadaşlar. Cevabımız Adana geldi. ABCD ikizkenar yamuk. ECAB'ye paralel. Paralelliği gösterelim. Dikmeyi vermiş, burada göstermiş. AD uzunluğu şu uzunluk. BC uzunluğuna bu uzunluğa eşitmiş. HK'nın 2 katı EK'ya eşittir diyor. Bu eşitliği hemen soruda gösterelim. HK'ya K dersem, K dedim.
EK uzunluğu ne oldu? 2K oldu arkadaşlar. ED'yi 8, DC'yi de 11'im vermiş. Bizden de X istiyor. Bakın paralellik var mı? Var. AH ED'ye paralel mi? Evet, çünkü EC doğrusu AB doğrusuna paraleldi. Paralellik var. Bakın şu an ben kimin içini tarıyorum? Kelebeğin içini tarıyorum. Kelebekte 2K'ya 8 düşmüş. İse K'ya kaç düşer arkadaşlar? 4 düşer. Neden? 2K'ymış. K olmuş, yarıya düşmüş. O zaman 8 de yarıya düştü. 4 oldu. Buradan AH'ı bulduk. Peki başka ne diyebilirim? Bu bir ikizkenar yamuk. İkizkenar yamuk sorularını biz genelde nasıl çözüyoruz dedik? Yamuğun köşesinden tabana dikmeler indiriyorum. Şimdi burada bir dikdörtgen oluşturdum. Burası 11 birimse burası 10 birim oldu. Peki ED 8 birimse şu uzunlukta ne oldu? 8 birim oldu. Bakın yazıyorum. Bu bir ikizkenar yamuktu. Özelliği hatırlayalım. Hemen yeniden hatırlatmak amacıyla çiziyorum arkadaşlar. Şimdi elimdeki yamuk ikizkenar yamuksa, ikizkenar yamukta şu uzunluklar birbirine eşit oluyordu. Yamuk ikizkenar yamuksa. Dolayısıyla bakın burası kaç birim? 12 birim. O zaman burası kaç birim olmalı? Şu eşitlikten 12 birim olmalı. Ben kimi bulmak istiyorum? X'i bulmak istiyorum. X dediğim yer neydi? HB uzunluğuydu. H'ten başla B'ye kadar git. Başlayalım. 8 artı 10, 18. 12 ekle kaç yaptı? 30 yaptı. X'i bulmuş olduk arkadaşlar. Arkadaşlar bu da çok önemli bir özellik. Özelliğimiz bize ne demiş? Şimdi bir ikizkenar yamuk verildiğinde ikizkenar yamuğun köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Bakın A ile karşılıklı köşeleri birleştiren doğru parçasını köşegen uzunluğu diyordu. A ile C köşesini birleştirdiği için AC köşegen uzunluğu yamuğun. DB de köşegen uzunluğu. Köşegen uzunlukları bakın tek çizgi ve iki çizgi. Tek çizgi, iki çizgi. Yani birbirine eşittir. Hatta bu uzunluk buna, yani şurada bir ikizkenar üçgen oluşturduk. Burası da buna eşittir. Bakın buradaki açı buraya, buradaki açı buraya. Şuradaki açı D açısına. Şuraya da şöyle dersem bunlar da birbirine eşit olur. Bu önemli bir özelliktir. İkizkenar yamukta köşegen uzunlukları birbirine eşittir arkadaşlar. Bunu unutmayacağız. Yandaki yamuğumuz ikizkenar yamukmuş. İkizkenarla göstermiş. DCAB'ye paralelmiş. Paralelliği gösterdik. AD uzunluğumuz BC uzunluğuna eşittir. Bunu göstermiş. CE uzunluğu şu arkadaşlar. Çizelim. Kime eşit? BD uzunluğuna. Yamuğun köşegen uzunluğuna eşit. Bunlar birbiriyle bağlantısız arkadaşlar. Ben buradan nasıl çözüme giderim diye düşündüm. Şimdi hemen hatırladık. Az önce ne dedik? Yamuğun köşegen uzunlukları eşittir. Şimdi yamuğun diğer köşegen uzunluğunu da çekersem. Bakın çekiyorum. Köşegen uzunluğunu çektim. Ben köşegen uzunluğunu kırmızı ile gösterdim, değil mi arkadaşlar? O zaman bunu da kırmızı ile göstereyim. Kırmızı ile gösterdiğim bütün doğru parçaların uzunlukları birbirine eşit. Dolayısıyla şu da şuna eşit oldu arkadaşlar. Yani C, A, E üçgeni ikizkenar üçgen oldu. Az önce söylediğimiz özellikten bakın 35 ise burası kaçtır? 35'tir. Tamamı 65. 65'in 35'i buradaysa buraya ne kaldı? 30 kaldı. İkizkenar üçgende üçgenin iç açıları toplamı 180. 180'den 30'u çıkardım. 150 kaldı. İkizkenar üçgen olduğu için 150 de 75 75 diye iki eşit parçaya ayrıldı arkadaşlar. Bu durumda x'imizi ne bulduk? 75 derece bulduk. Evet arkadaşlar, gelelim bu sorumuza. Sorumuz ikizkenar yamukmuş. İkizkenar yamuktan
Şu uzunluklar birbirine eşit. Bakın ben buraya E dersem DE uzunluğu EC uzunluğuna, EA uzunluğu da EB uzunluğuna eşitmiş. Şurayı da şu şekilde gösterdik. Eşitliği. Soruyu çözmek için yükseklik çiziyorum arkadaşlar. Yüksekliğimizi çizdik. Şimdi EAB nasıl bir üçgen? İkizkenar üçgen. İkizkenar üçgende bakın tabana ben dikme indirdim. Özellik arkadaşlar, hatırlatmak amacıyla çizeceğim özelliğimizi. Bir üçgen alacağım. Aldığım üçgen ikizkenar üçgen olsun. Şimdi ikizkenar üçgende tabana dikme çektim. İkizkenar olduğunu göstermek için bakın bu eşitlikleri kullandım. Bir üçgen verildiğinde bize üçgenin ikizkenar üçgen olduğunu biliyorsak arkadaşlar, ikizkenar üçgen de tabana indirilen dikme tabanı iki eşit parçaya böler. Bu ikizkenar üçgenin özelliğidir. İkizkenar üçgende tabana dikme indirilmiş. O zaman bu dikme tabanı iki eşit parçaya bölmeli. Aynı şekilde yukarıyı da 3'e 3 diye böler. Başka bir özellik, bir önceki videoda bahsetmiştim. Elimde bir üçgen varsa ve bu üçgenim dik üçgense, 90'dan inen dikme tabanı iki eşit parçaya ayırıyorsa arkadaşlar, bunun ismi vardı. İsmi neydi? Biz buna ne diyorduk? Muhteşem üçlü diyorduk. Muhteşem üçlümüzün kuralı neydi? 90'dan bakın çizgi çektim. Doğru parçası çektim. Çektiğim doğru kenar iki eşit parçaya ayırdı. Muhteşem üçlüden bu doğru buradaki uzunluklar eşit olur. Dolayısıyla 90'dan indi bu doğru. Tabanı iki eşit parçaya ayırdı. Dolayısıyla 9 9 ise bu uzunlukta 9 olur. Aynı şekilde 3 3 ise burası da kaç olur arkadaşlar? 3 olur. Yamuğun yüksekliğini ne buldum? 9 artı 3'te 12 birim buldum. Burada çözümünü vermiş. Geldik bu sorumuza. ABCD ikizkenar yamukmuş. ABCD ikizkenar yamuk. DCAB'ye paralel, paralelliği gösterdik. Bakın burada açıların eşitliğini vermiş. Bir soruda açıların eşitliği verilmişse o açıları isimlendirmem gerekir. İsimlendirip A olsun dedim. İkizkenar yamukta taban açıları eşitti. Tabandaki bir açımız kim? A. Ona A ismini verdik. Diğer açımız da B'di. O zaman burası da A mıdır? A olsun dedik. Başka benzerlik hatırlıyor muyuz arkadaşlar? Benzerlik hatırlayalım. Şuradaki açıya da B dedim. Bakın bir üçgende iki tane iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan bir dış açıya eşitti. Bu özelliğimizi de yanda hemen hatırlatalım. Bir üçgen verildiğinde arkadaşlar, mesela şöyle bir üçgen aldım. A köşesi, B köşesi, C köşesi dedim. A köşesindeki açıya A, B köşesindeki açıya B dedim. A ile B iç açı. A'nın komşusu hemen yanı başıdır arkadaşlar. Bakın burasıdır. B'nin komşusu hemen burasıdır, yanı başıdır. Özellik bana diyor ki iki tane iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan, komşuları olmayan yer burasıdır. Bir dış açı eşittir. İki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan bir dış açı eşittir. Yani buradaki açı ne olmalı? A artı B olmalı. Bu özelliğimizden A ile B iç açı, kendilerine komşu olmayan dış açı burası. Toplamı artı B olmalıydı. Burası A ise buraya ne kaldı? B kaldı. Hatta ben şuradaki açıya da C dersem, bakın A, B, C toplamları 180 yapıyor. Buradaki üçgende de A var, B var. 180 olsun diye burası da C oldu. Açılar eşit arkadaşlar. Bakın F, B, C üçgenindeki açılar ile A, F, E üçgenindeki açılar birbirine eşit. Bir üçgende iki üçgen verildiğinde bize açılar aynıysa bu üçgenlerin benzerlik uygulayabilirim. Benzerlik uygularken şuna dikkat etmem lazım arkadaşlar. Hangi üçgenden başlıyorsam bu üçgenden başlayacağım. Unutmamak için içine karaladım. Benzer üçgenlerde eşit açıların gördüğü kenar uzunlukları orantılıdır. Yani
B'yi bu üçgende gören kenar uzunluğu kaç birim? 2 birim. Hemen diğer üçgene geçtim. B'nin gördüğü kenar uzunluğu kaç birim? 6 birim. Eşittir. Bu üçgenle devam ediyorum. C'nin gördüğü kenar uzunluğu x birim. X yazdım. Diğer üçgene geçtim. C'yi gören kenar uzunluğu kaç birim? 21 birim. İçler dışlar çarpımı yaptım. 42 eşittir 6x'ten her tarafı 6'ya böldüm. X'imiz ne geldi arkadaşlar? 7 birim geldi. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde yamuğun diğer föyle devam edeceğiz. Hepinize iyi dersler diliyorum.